Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumda güzel bir villa tanıtmaya geldik. 4 artı 1. Ayrı mutfak sayılır. Biraz köşe kısmı almışlar mutfağa. Güzel bir girişimiz var. Müstakil girişli. Fiyatımız nedir? 4 milyon 900 bin TL. Havuzumuz da mevcut. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğalgaz tesisat da mevcut. Gayet güzel bir villa. Merkezi konumdayız. Artık fiyatlar gördüğünüz gibi yükseklerde. Burası da alınabilecek villalardan bir tanesi. Ön cephe olması çok büyük bir avantaj. Arka cephe ile ön cephenin arasında da fiyat farkı var bu arada. Güzel bir havuzumuz var. Gayet şık duruyor. Diğerlerine göre biraz daha geniş bir havuz. Duvarların üstünde 30 santimlik çimçitle tamamen kapatmışlar. Yan taraftaki giriş alanını da kapatmışlar. Ön taraf istenirse kış bahçesi tarzında da kapatılabilir. Ya da bu biraz daha büyütülebilir. Yani girişi tamamen şu boyda kapatmış olursunuz. Bir basamakla giriş kısmını ulaşıyorsunuz. Burası da aslında rüzgarlık olabilecek bir alan değil mi? Şuradan itibaren bir camla şuraya kadar kapatırsak en azından vestiyer alanını, ısı pompasını burada çözebiliriz. Böylelikle içeride koku olmaz. Bina kimlik sertifikası var. Bunun üstünde her şey yazıyor. Ve bina kimlik sertifikası olduğunda ne anlama geliyor? İskanımız alınmış oluyor. İskan alınınca da proje, onaylı bir proje, deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Şimdi girişte salonumuz var. Giriş kapısının arkasında da mutfağımız var. Geniş bir salon, oturma alanı olarak burayı düşünmüşler. Bir televizyon ünitemiz var. Üst tarafta spotlar, güzel bir niş yapmışlar. Alt tarafta da yine aynı şekilde devam ediyor. 60'a 120 seramik mevcut. Tavan yüksekliği 3 metre civarında. Ve amber ışığında da led aydınlatmalarımız var. Şık duruyor. Mutfak kısmı da çok güzel. Şimdi mutfakla salonun arası zaten kapatılabilir. İstenirse bir tezgah yapılabilir. Buraya da birkaç tane fonksiyonel kitaplık konulabilir. Ya da o sütunlar var ya, ahşap sütunlardan yapılabilir. Çok daha güzel olacaktır. Şimdi burada güzel bir mutfağımız var. Tezgah arasında çok farklı bir seramik kullanmışlar. Çimston tezgahımız var. Beyaz renkte, üst tarafta krem renginde ve antrasit renkte de mutfak dolaplarımız var. Gayet güzel, şık, tertemiz bir mutfak yapmışlar. Kullanışlı bir de geniş bir alanı var. Gerçekten geniş. Böylelikle şuraya da bir yemek masası sığdırabileceğimiz bir alan oluşturmuşlar. Çünkü oturma grubunu direkt köşe kısmı alıyoruz. Çok daha düzgün bir salon mutfak ortaya çıkmış. Yani mutfağı görmüyorsunuz siz otururken, lavaboyu görmüyorsunuz çünkü burada bir kapı yapmışlar. Bunlar önemli şeyler. Aslında düşünülerek yapılması gereken şeyleri düşünerek yapmışlar. Bazıları yapmıyor bunları. Yapılması gereken çokça şey var. Şimdi burada bir kapımız var. Kapıdan geçtiğinizde yukarıya çıkış merdivenleri ve kapının tam karşısında da bir banyo lavabomuz var. Çok geniş olmuş burası. Beklediğimden geniş olmuş. Buradan itibaren zaten depo alanı olarak kullanabilirsiniz. Şuraya bir duş alanı, değil mi? Duşa kabin takılabilir, açılabilen. Açtıktan sonra depo kısmına ulaşırsınız. Tavandan zaten su akıyor. Gayet güzel olmuş. Şık bir banyo, lavabomuz var. Kapının arkasında da birkaç tane havlu dolabı var. Merdivenlerde mavi ışık kullanmışlar. Maviyi ben sevmiyorum. Gün ışığı her zaman çok daha güzel ama merdivenler çok geniş. Diğer villalarla kıyasladığımızda daha geniş bir kullanım alanı var merdivenlerin. Şimdi orta katlı 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Tavanda çok güzel bir aydınlatma ve üst tarafında da köpük kullanmışlar. Bu köpüğü isterseniz değiştirebiliyorsunuz çünkü tozlandığında silinmesi zor oluyor. Bu yüzden çok da ucuz bir ürün. Onu değiştirebilir ya da gerge tavan yaptırabilirsiniz. Laminatlar çok hoşuma gitti. Ama süpürgelikler beyaz olsaydı çok daha güzel olurdu değil mi? Çok yakışırdı. Bu laminantın üstüne yakışırdı. Ceviz ağacından masif çok güzel bir laminantımız var. Burada bir klima tesisatımızı görüyorsunuz. Şimdi burası ön cephe olanı, bir de arka cephe olanı var. Burası 4 milyon 900'lü, arka tarafta 4 milyon 500'lü galiba fiyatı, yanlış hatırlamıyorsam. Koridorun devamında hemen çaprazında o odanın bir genel kullanım banyo lavabomuz var. İşte benim sevdiğim banyo bu. Ben böyle banyoları seviyorum. Kendim ev yaptığımda bu şekilde yapacağım. Neden? Şimdi bir
Burada küçük bir aşağı tarafta seramik döşenmiş. Yani bir 5 santimlik burayla buranın arasında bir seviye var. Bu da suyun diğer tarafa geçmesini engelliyor. Evet, yarım cam kullanılmış ki şu alan geniş tutulmuş. Güzel bir niş. Niş arasında da çok güzel bir seramik kullanmışlar. Mat seramikler. Bakın banyolarda mat yakışıyor arkadaşlar. Gerçekten yakışıyor. GPD marka musluklar, Vitra'nın gömme rezervuarı, füme camdan bir tezgah. Tezgah altında da güzel bir dolabımız var. Şık duruyor, güzel duruyor. Şunları sarmak lazım. Kapılar da çok güzel bu arada. Bak kapıların içinde de antresit detaylar var. Odaların tamamı laminat. Genel kullanım alanların tamamı da ıslak zemin yapılmış. Güzel bir oda da burada var. İlk odamız 15 metrekare. Burası da 16 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Ve ön cepheye bakıyor. Sineklikleri de yapılı. Her şeyle eksiksiz bir ev. Sadece süpürgelik kısmında keşke beyaz süpürgelik kullanılsaydı diyorum. Üst tarafta avize takabileceğiniz bir alanımız da var. Tabi avizeleri artık pazarlıkla müteahhitle anlaşırsınız. Müteahhit hediye eder diye de düşünüyorum. Gayet de güzel. Şık bir oda. Yatak başlığı bu şekilde karşıya dolap ve makyaj masası da sığdırabilir. Diğer oda da güzel ama bu oda kare ya. Diğerlerinden daha güzel duruyor. Neden? İstediğiniz her şeyi sığdırabilirsiniz. Yatak bu şekilde karşıya bir dolap gelebilir. Diğer karşıya dolap ya da makyaj masası gelebilir. Tam her şey yerli yerinde çok güzel bir oturum planı oluşturabilirsiniz burada. Bir de balkon var. Balkonu da hızlıca bir gösterelim. Ardından evin diğer detaylarına bakacağız. Ön cephe. Ön tarafımızda güzel bir yol var. Aracınızı oraya park edebilirsiniz. Artık tanıtımları hızlı hızlı yapacağız. Çünkü böyle biraz daha üstün körü geçmeyeceğiz. Detayları anlatacağız ama sizin videoyu izlerken canınızı da sıkmak istemiyorum. Sıra geldi en üst kata. En üst katta bir ebeveyn banyolu odamız var. Şimdi böyle bir alan kalmış. Kolonla duvar arasında. Burayı çamaşır makinesi alanı olarak düzenlemişler. Güzel olmuş. Çamaşır makinesini, ısıtıcıyı buraya koyabiliyorsunuz ki güzel oluyor. Onun karşısında da bir ebeveyn banyolu odamız var. Odaya girer girmez küçük bir koridor. Hemen sol tarafta banyo lavabomuz mevcut. Güzel bir banyo lavabo. Bak bir yaklaşır mısın? Seramiklerin döşeniş şekline bak. O kadar güzel olmuş ki su eğimini zaten vermişler ama bu şekli de vererek çok da güzel bir belirgin hale getirmişler. Seramikler çok güzel. Kullanılan seramikler harika. Burada dalgalı bir seramik, biraz daha koyu renkte. Diğer tarafta da düz ama mat bir seramik kullanmışlar. Çok şık duruyor. LED'li bir aynamız var. Burada bir havlu dolabımız var. Aynaya değiyor mu? Değmiyor. Rahatlıkla kullanılabilir. Vitra'nın gömme rezervuarı. Dolap da şıkmış. Gerçekten güzelmiş. Sıra geldi yatak odamıza. Şimdi yatak odasında dolap işini tamamen çözmüşler burada. Beyaz, herkesin seveceği lake bir dolap yerleştirmişler ki iki kişi için bence yeterli bir hacmi var. Gerçekten güzel. Karşısına da bir makyaj masası yerleştirmişler. Yatakta bu şekilde konulacak. Yani burada her şeyi çözmüşler aslında. Sadece sizin buraya bir yatak almanıza kalmış olay. Yatağı yerleştiriyorsunuz. Dolabınız var, makyaj masanız var. Televizyon isterseniz burada televizyon tesisat alanı var. Kullanabilirsiniz. Güzel bir üst oda olmuş. Genelde üst odalar böyle çok kullanışlı olmaz. Teras çok güzel. Teras gerçekten harika. Terasın tek kötü yanı yan tarafa bakıyor olması. Çünkü bu evlerde sırt sırta veremiyorsunuz. Bunun nedeni de arka tarafın yol olmayışı. Arka tarafta bir villa daha var. Ondan sonra arsa geliyor. Ama buranın üstünü kapatıp çamaşır odası gibi kullanabilirseniz çok daha güzel olacaktır. En azından yarıya kadar kapattırabilirsiniz. Şu terası biraz daha böyle yükseltir. Tamamen size ait bir alan haline getirebilirsiniz. Bir çocuk oyun alanı yapabilirsiniz ya da çalışma alanı yapabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Liman yoluna çok yakınız. Stadyumun arkasında, sağlık ocağına, semt pazarına yürüme mesafesinde. Fiyatımız ne? 4.900.000 TL. Pazarlık var mı? Tabii ki var. Çevredeki fiyatlar ne? Artık bu fiyatlarda
Ama yapı kalitesi olarak biraz daha diğerlerinden bir iki gömlek üstte bir villa gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.